LGS sonuçları açıklandı ve gelenek bozulmadı. Ankara Tevfikleri İmam Hatip Lisesi yine geçen sene olduğu gibi birincileriyle göz doldurdu. Yanımızda bu sene 500 tam puan alarak birinci olan Elif Buse yanımızda, ailesi yanımızda, hocaları yanımızda, eğitimcilerimiz. Anadolu Ankara Tevfikleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyiz ve Elif Buse nasıldı sınav? Sınav sonuçları nasıldı? Bekliyor muydun? Bunların hepsini soracağız. Önce seni bir tanıyalım kısaca. Adım Elif Buse Kemerkaya. Bekliyor muydun Elif Buse? Aslında bekliyordum. Kitapçığım fulldü ama kaydırma yaptım mı acaba diye bir düşünmedim değil. O yüzden biraz telaşlıydım. Ama sonuçlar açıklanınca çok mutlu oldum, sevindim. Şimdi çalışmanın karşılığını almışsın. Çalışma şartlarını soracağız. Çünkü burada aileler ve öğrenciler bunu izleyince belki seni taklit edecekler. Belki izlerine basarak, ayak izlerine basarak gelecekler ama denemeler nasıldı? Denemelerde iyi miydiniz? Okul size bu şartları sunuyor muydu? Ankara Tevfikleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde size ayrı etütler oluyor muydu? Okulun size katkıları neydi? Önce bunları soralım. Ben okula ve idareme çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü denemeleriyle gerçekten çok iyiydi. Eğitimi çok güzeldi. Yani dershaneye bile gitmeye gerek duymadım. Şimdi sen dershaneye gitmeden mi 500 tam puan aldın? Dershaneye gitmedim. Sadece okulun kursuyla devam ettim. Okulun başlarında 2 haftada bir deneme oluyorduk. İlerleyen zamanlarda haftada bir ve haftada ikiye çıktı. Bu hani ders çalışan öğrenciler için gerçekten çok iyiydi. Evde nasıl çalışıyordunuz? Evde okuldan geldiğimde odama gidiyordum. Ders çalışmaya başlıyordum. Günümü derslere bölüyordum. Ona göre çalışıyordum. Anlamadığım yerlerde hocalarıma soruyordum ya da video çözümlerini izliyordum. Öyle. Evet. Hedef var mı, bir hedefiniz? Hedefim buraya gelmek şu an. Evet. Hı hı. Yani 500 tam puan alarak tekrar Ankara Tevfikleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etmek istiyorsunuz. Evet. Tamam. Tebrik ediyoruz. Ailenle de konuşalım. Önce anneyle konuşalım mı babacığım? Evet. Evet ablacığım. Şöyle alayım sizi isterseniz. Nasıldı Elif Buse, evde çalışmalarına nasıl devam ediyordu? Elif çok planlı programı çalışıyordu. Çok güzel. Okuldan gelip direkt odasına giriyordu. Hani dinlenmesi gerektiğini söylüyordum. Hani 1 saat 2 saat Elif biraz dinlen, ondan sonra çalış. Yok, hiç nefes almadan direkt gelirdi, namazını kılardı, odasına girip ters çalışırdı, dinlerdi yani. Okul idaresiyle siz görüşebiliyor muydunuz? Sık sık sizle iletişim kuruyorlar mıydı? Aksaklıklar oluyor muydu? Sıkıntımız olduğu zaman yani sorabiliyorduk rahatlıkla, hocalarımız olsun, hani yardımcılar olsun, sıkıntı olmuyordu yani. Evet. Rahatlıkla sorabiliyorduk yani. Evet. Elif, aileyle durum nasıl? Böyle annem biraz rahatsız sanki. Hiç yemek yemiyormuşsun, dinlenmiyormuşsun gibi bir durum var. Ya hayır, öyle değildi aslında. Yani belki dinlenmem gerekiyordu ama ben dinlendikten sonra yani kalkmak zor oluyor benim için. O yüzden hani evet. Yani. Kaç saat çalışmak gerekiyor? Kaç saat? Ya ben genelde okuldan geldikten sonra 3-3,5-4 saat arası falan çalışıyordum. Okulda da kurslarda da soru çözdüğümüz için bu yeterli geliyordu. Okulda ekstra normal derslerin dışında ne kadar çalışıyordunuz? Normal derslerin dışında okul bittikten sonra 3 ders kursumuz oluyordu. O kurs derslerinde de soru çözüyorduk. Ya anlamadığımız yerleri hocalarımıza soruyorduk. Bazen denemeler yapıyorduk. Öyle. Bu sınavı kazanmada, 500 tam puan almada bir sene sonraki arkadaşlarına vereceğin en büyük tavsiye ne olur Elif? En büyük tavsiye, endişelenmesinler. Gerçekten her şey çalıştıktan sonra çok kolay oluyor. Çalışsınlar, kendilerine de güvensinler. Bazen güvensizlik oluyor ama yine de motivasyonlarını düşürmesinler. Evet. Bu okul gerçekten çok iyi. Bunu değerlendirmeleri lazım. Evet. Seninle beraber bir arkadaşımız daha 500 tam puan aldı. Onunla beraber mi okuyordunuz? Aynı sınıfta değildik. O yüzden pek bir bilgim yok. Evet. Bir de babayla konuşalım isterseniz. Babacığım, sizi alalım. Daha sonra müdürümüzle konuşalım. Evet, tebrik ediyoruz önce. Sizi de tanıyalım kısaca. Teşekkürler. Adım Hüseyin Atıf. Elif Buse'nin babasıyım. Yani Ankara'da otobüs şoförlüğü yapıyorum. Onun dışında kızımla beraber işte çalıştık, çabaladık.
gururluyuz yani, sevinçliyiz. Bugüne geldik yani. Çocuğunun başarılı olmasını isteyen ailelere, babalara ne tavsiye edersin abi? Vallahi arkalarında dursunlar, desteklesinler her türlü. Yani diyeceğim bu. Evet. Ve sizin kızınız dershaneye gitmeden biraz okulun desteğiyle sanırım bu. Tabii. Okulumuz çok güzel maşallah. Burada hocaları dışarıda alabileceği eğitimden daha fazlasını verdiler sağ olsunlar. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir okul, başarılı. Kızımıza da bunu gördük zaten. Evet. Gördük yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocamız da mümkünse mikrofonu da alalım. Teşekkür ederim. Elif yanında duralım. Şunu takarsak hocam. Şöyle olsa işimiz görür mü? Hocam böyle mi alalım? Evet. Ben şöyle durayım. Olur mu? Evet. Tamam. Evet hocam. Hem Elif Buse hem annesi hem babası okuldan dem vuruyorlar. Gördüğümüz kadarıyla da okulun hem fiziki yapısı hem de anlayışı itibariyle başarıya odaklı, insancıl bir yapısı var. Önce sizi tanıyalım, sonra okulumuzu tanıyalım. Evet, ismim Kadir Çırakoğlu. 2015 yılında müdür baş yardımcısı olarak başladığım okulumuzda 2019'da müdür olarak devam ettim. Yani 8,5 yıldır bu okula memnuniyetle, gayretle hizmet edenlerden birisiyim. Yani bizde hiyerarşik bir yapı yok. Öğrencimiz, velimiz, öğretmenlerimiz, biz bir aileyi sloganıyla çalışıyoruz. Hamdolsun başarının sırlarından birisi de bu olsa gerek. Evet. İki öğrenciniz var. Gelenek bozulmadı. Geçen sene, iki senedir sanırım birinci çıkartıyorsunuz. 500 tam puan olan birçok öğrenciniz var. Ve 240 kadar da sanırım öğrenci son sınıf okuyor. Onların başarı durumu nasıl hocam? Üstadım şöyle ifade etmek lazım. Aslında Tevfik İler İmam Hatip Lisesi 1951 yılında kurulan ilk 7 İmam Hatip Lisesi'nden birisi. Çok köklü geçmişe sahip bir okul. Başarılı da bir geçmişe sahip. Yani biz belki o geleneği devam ettirdik. Kökümüzde, geçmişimizde başarılar zaten vardı. Ama bugünü diğerlerinden ayıran fark belki şu an elimizde bulunan güzel imkanlarımız. Bu imkanlar dediğiniz gibi yani hamdolsun binamız, öğretmen yapımız, idarecilerimiz artı paydaş diyeceğimiz okulun paydaşları okula çok ciddi gayretle destek veriyorlar. Açar mısınız hocam? Mesela okul aile birliğimiz klasik bir okul aile birliği olarak çalışmıyorlar sağ olsunlar. Okulun bir parçası ve okulun nerede ne eksiği var ne ihtiyacı varsa gece gündüz demeden bizim taleplerimize hızlı çözümler üretmek için gayret eden insanlardan oluşuyor. Yıllardır da bu böyle. Ben 9 yıla yakındır çalışırken tüm çalıştığım bütün arkadaşlarım o şekildeydi. Geçmişte bu desteği verenlere, hali hazırda Başkanımız Fatih Öztepe Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Sonra bu konuda bize sonsuz desteklerini sunan, ismini zikretmeden geçemeyeceğim vakfımız var. Mezunlar Vakfımız, MİHVAK ismiyle, kısaltılmış ismiyle sunacağımız. Vakıf Başkanımız Sayın Sinan Aksu Bey. Proje okulu olduktan sonra zaten toplandığımızda şu hedefle başladık. Sıfır kayıp yapalım dediler. Nedir sıfır kayıp? Hiçbir öğrencimizi bu okulda okurken dışarıya muhtaç etmeyelim. Yani sınava hazırlanırken farklı alternatiflere yönelmesinler. Hem ailelerini hem kendilerini zorlamasınlar. Tüm ihtiyaçları burada giderilsin niyetiyle başladı. Ve bu niyette hamdolsun başarıya ulaştı. Herhalde kızımız bahsetmiştir. Yani tüm eğitim ve öğretim ortamını burada kurslarıyla, devletimizin sunduğu imkanlara ek olarak vakfımızın desteğiyle tüm ihtiyaçları burada giderildi. Tüm eğitim ortamı buradaydı ve bu başarıyı da bu eğitimle yakaladık. Tecrübeli bir öğretmen yapımız var. Sınav endeksli çalışan bir sistemimiz var. Planlamalarımız güzel. Bu konuda tecrübeler var geçmişte. Hepsi bir araya gelince güzel başarılar alıyoruz tabii ki. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sorunuzda şu vardı. Diğer öğrencilerimiz, biz hep şunu söylüyoruz. Bir iki başarılı öğrenciyi ön plana çıkartarak başarılı okul hükmü oluşturmak yanlıştır. Diğerler nasıl sorusunun da sorulması gerekiyor. Benim tarifim şu. 500 tam puan almak çok büyük başarı. Ancak bunları diğer öğrencilerimizden ayıran tek fark var. Bunlar hiç hata yapmadılar.
diğerlerinin ufak tefek hataları var. Diğer isim Meryem Azra. Meryem Azra kızımız tabii tatilde olduğu için gelemedi. Keşke o da aramızda olsaydı. Evet. O da aynı şekilde. Yani okulumuzda hazırlanmış bir öğrencimiz. Ama şu an tüm sonuçlara liste halinde ulaşamadık. Fakat biz şunu biliyoruz ki bir yanlışlı çok öğrencimiz, iki yanlışlı epey öğrencimiz, 3-5 yanlışlı da çoğunluğu diyeceğimiz bir sonucumuz var. Evet. Elhamdülillah. Evet. İlave edeceğiniz okulla ilgili öğrencilerimize ilave edeceğiniz bir şey var mı hocam? Ya bu ara tabii LGS'den sonuç alan tüm velilerimiz okul arayışı içine giriyorlar lise için. Ben onlar için okulumuzun bu konuda tüm imkanları seferber edilmiş, çocuklarımızı hem ahlaki hem akademik anlamda milletimize, vatanımıza hizmet edecek, aynı zamanda kendiler için de güzel bir gelecek vaat eden güzel çalışmalara imza atıyorlar. Tercih anlamında tereddütleri varsa bu örnekleri göze almasını istiyorum velilerimizin ve öğrencilerimizin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, köklü bir kuruluş ve istikbal köklerdedir diyor hocalarımız. İstikbalimiz için köklerimizden doğan bir enerji var. Mükemmel bir bina, mükemmel bir eğitim. Çocuklarımız LGS'den aldığı 500 tam puanla tekrar bu okulun, yani Ankara Tevfik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin lise kısmında devam etmek istiyorlar. Hedefleri yine burada kalabilmek, burada okuyabilmek. Tüm öğrencilere, Ankara'da, Türkiye'nin genelinde başarısını ispatlamış bütün öğrencilere kapılar açık.